Hornozyok'ta yapılacak olan referanduma katılmalarını ve lehte oy vermelerini talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Özkan, Edirne Belediyesi'nin 10 Ocak'ta altyapıyla ilgili referanduma destek verdiklerini belirtti. Asgari ücretin 1300 lira olmasını da değerlendiren Özkan, asgari ücret 1300 lira oldu olmasına ama bir gün sonra zam yağmuru geldi. Yani bir gün sonra verilen zamlar fazlasıyla geri alındı dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Özkan, 10 Ocak'ta yapılacak referandum konusunda destek verdiklerini belirterek, Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanlığı olarak Edirne Belediye Başkanlığımızın altyapı çalışmalarıyla ilgili yapacağı referandumu sonuna kadar destekliyoruz. Edirne'de yaşayan vatandaşlarımıza ve partililerimize sesleniyoruz. 10 Ocak'ta yapılacak olan referanduma katılıp ve lehte oy vermelerini talep ediyoruz dedi. 10 Ocak'ta yapılması düşünülen referandumu, yani yer altından planlanan içme suyu, atık su, yağmur suyu toplama veya tesis, arıtma tesisi içinde barındıran bu projeyi Milliyetçi Hareket Partisi olarak sonuna kadar destekliyoruz. Belediye meclis toplantısında da daha önceden arkadaşlarımızla, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla aldığımız karar gereği arkadaşlarımız da orada belediye başkanımıza ve oradaki heyete desteklerimizi açıkladılar. Biz de buradan Edirne'de yaşayan tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz, partililerimize sesleniyoruz. 10 Ocak'ta yapılacak olan referanduma katılmalarını ve lehte oy vermelerini talep ediyoruz. Çünkü bu Edirne'miz için hayati öneme sahip. Önümüzdeki belki 50 yıl, 100 yıl Edirne'nin altyapı problemini çözecek bir projedir. Bunun sıkıntıları olacaktır tabii ki ama buna katlanmak zorundayız. Çoluk çocuğumuzun, bizlerin geleceği, Edirne'nin geleceği söz konusu. Bunlar düşünüldüğünde bunun yapılması zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Yeni yıldan itibaren yürürlüğe giren yeni asgari ücret zammını da değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hakan Özkan, yapılan zamlarda asgari ücret zammının geri alındığını söyledi. Özkan, asgari ücret 1300 lira oldu olmasına ama bir gün sonra zam yağmuru geldi. Yani bir gün sonra verilen zamlar fazlasıyla geri alındı. İnsanlar geçinmekte zorluk çekiyorlar dedi. Şimdi iktidar partisi seçim meydanlarında daha önce vermediği sözleri vermek zorunda kaldı. Ve muhalefet partilerinin asgari ücretle ilgili tekliflerini kendisi örnek alarak onlarda bir açıklamada bulundu. Ve asgari ücret şu anda 1300 lira civarında bir rakama oturmuş gözüküyor. Yalnız Türkiye'nin şartları, tabii ki bildiğiniz gibi ekonomik şartlar çok ağırlaşıyor. Gün geçtikçe de daha da kötüye gidiyor. Bunun için insanlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için maaşlarının ve en azından asgari ücretin daha ciddi artışlarla oluşması lazım. Hemen asgari ücretin 1300 lira oldu. Bir gün sonra baktınız zam yağmurları hemen peşinden geldi. Yani yapılan zam bir gün sonra belki daha fazlasıyla geri alındı. Yani bugün insanlar geçinmekte zorluk çekiyorlar. Bunu sokakta çok rahat görebilirsiniz. Bugün Türkiye'de 25 milyon insanın bankaların esiri olduğunu da göze alırsanız, Türkiye'de insanlar gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Onun için ücretlerin daha yüksek oranda olması lazım.